İyi akşamlar. Günün manşetine hoş geldiniz. 2019 dünyasında hala darbe sözcüğü duyuyoruz. Nereden mi? Biliyorsunuz son haber dün gece Venezuela'dan geldi. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat girişimiyle. Düşünebiliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri en başından itibaren jet hızıyla bu utanç verici darbeyi destekledi ve hatta kendisi bir memur yani daha doğrusu devleti yönetecek bir şahsı bile tanıdığını bir anlamda atadığını duyurdu. Arkasından mesela Kanada, Kolombiya, Peru, İngiltere Fransa, Portekiz, İspanya hatta Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği Başkanı dahi darbeyi desteklediklerini hiç utanmadan ve sıkılmadan 2019 dünyasında dünyaya açıkladılar. Peki karşı çıkanlar kimdi? Elbette en başta daha iki, yani iki yıl önce bir darbeye maruz kalmış olan Türkiye. Türkiye, özellikle Başkan Erdoğan Maduro'yu bizzat arayarak "Yanındayım kardeşim, teslim olma ve direnişe devam" mesajı verdi. Rusya aynı şekilde İran, Meksika, Çin, Küba, Uruguay. Bu ülkelerde şu anda darbeye karşı duruyorlar. Dünya tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Peki gerekçeleri ne? Mesela baktığımız zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinden şu eleştiri gösteriliyor. Efendim Maduro'nun katıldığı seçimde katılım %46 dolaylarındaymış. Bundan dolayı darbeyi meşru görüyorlarmış. Birkaç rakam vereceğim. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyor musunuz 2010 seçimlerinde katılım %41.8 Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Yani Venezuela'da şu anda son seçimi Maduro'yu devirmek için meşru görmeye çalıştıkları darbeye kılıf yaptıkları oranları söylüyorlar ya. Amerika'da 2014'teki katılımı söylüyorum. %36.7 2014. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde bu rakamları çok sık görüyorsunuz. Mesele katılım falan değil. Mesele seçime katılım falan değil. Emin olun değil. Mesele şu. Venezuela'nın zengin yatakları var, petrol yatakları var. Neden? Çünkü 97'den itibaren Venezuela millileşmeye başladı çeliğini, demirini, petrolünü millileştirmeye başladı. Daha da önemlisi Amerika'nın ülkedeki etkisini bir bir kırdı ve bağımsızlaşma yolunda önemli adımlar attı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da biliyorsunuz Maduro bizzat Başkan Erdoğan'ın yanında yer alarak darbeye karşı ve darbecilere karşı birlikte omuz omuza resimler verdi. Bunlar tabi batıyı ve özellikle emperyalist ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddi anlamda rahatsız ediyor en acı olaylardan biri de şunu gördük bu olayda. İçimizdeki hainler, Türkiye'yi terk etmiş FETÖ'cüler hiç utanmadan, sıkılmadan Amerika Birleşik Devletleri'nde oturarak biliyor musunuz Venezuela'daki darbeyi alkışladılar. Hatta Maduro'yu da tehdit ederek Erdoğan'a da senin de sonun böyle olacak, Kaddafi gibi olacak, mesajları Saddam gibi olacak paylaşımlarında bulundular. Hiç utanmadan bu şunu gösterdi. Yurt dışına kaçmış firari terörist FETÖ'cülerin hala darbe peşinde koştukları ve aynı zamanda darbeyle bir gün Türkiye'de iktidara ele geçireceklerini, umut ettiklerini gösteriyor. Onun için çok ayık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Anlaşılıyor ki bu hainler zağlık yaptıkları Amerika'nın darbe teşebbüsünü alkışlıyorlar ve aynı emellerinin Türkiye'de de gerçekleşmesi gerektiğini açık açık bugün yazdılar ve çizdiler. Peki ne diyeceğiz? İsterseniz günün manşetini birlikte atalım. Düşünebiliyor musunuz 2019 dünyasında bize demokrasi ve özgürlük dersi vermeye çalışan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri açıkça bu hain darbe girişimini alkışladılar ve destekliyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişimini bile lanetlemekten çekinen bu ülkeler bir darbeye açıkça alkış tutuyorlar. Bir kez daha gördük ki Batı'nın derdi ne insan hakkı ne demokrasi. Tek düşündükleri varsa doğal gaz, petrol ve rant. İyi akşamlar.